gibi geldi, güneş yüzüme vurdu sanki. Bu hayat senin, kalbim senin, ben seninim. Bir rüya gibi girdim, kalbim çarpıyor dilim. Bu hayat senin, kalbim senin, kainat sensin. İçimizden biri bu yolun sonunda cenneti bulamaz da hesap sorar yıllara. Aşk kader bize gösterdi, Adem ile Havva'dan biri, yıldızlarda saklı gerçeği. Bu kadar çabuk mu pişman oldun? Yüzüme bak da konuş. Ayrılmak mı istiyorsun? Sen ayrılmak mı istiyorsun? Hayır. Seni asla bırakma. Bırakma. Bir an ayrılmak istiyorum diyeceksin sandım. Çok korktum. Aşkım. Çok özür dilerim. Bak. Bu çocuk meselesi beni sarstı. Bir çocuğumuz olursa beni sonsuza kadar bırakmazsın diye düşündüm. Şımarıklık ettim. İnan ben de çok istiyorum. Ama şu an sırası değil. Hem biz daha baş başa bile kalamadık ki. Bak hayatımız yoluna girsin. Söz veriyorum bir çocuğumuz, hatta çocuklarımız olacak. Kay. Benim için şu anda önemli olan tek şey sensin. Yeter artık bu kadar gerginlik. Biraz rahatlayın ha. Ben şimdi kaçıyorum, bir yere davetliyim. Bu gece gelmem. Siz varsınız. Deniz var. Mehtap var. Ben yokum. Ben yokum. See you bro. Allah'ım. Seni çok seviyorum aşkım. Ben de seni çok seviyorum. Vallahi sağ olsun.
Adam bizi hiç uğraştırmadan iki günde Havva'yı yıldırmayı başardı. Aferin be çocuğa. Şu güzel ayrılık sabahının keyfini çıkaralım değil mi? Doğru. Aa, kutlama yemeğimiz de geldi. Anne ortaya. Ne kutlamasıymış o? Ya anne bu nasıl kutlama yemeği? İnsan birazcık sunumuna özenir yani. Bak şimdi. Bak bak bak. Hemen havası değişti değil mi? Keşke tavanın saplarında iki tane kurdele taksaydım. Niye takıyorum tavanın saplarına kurdele? Gelin mi veriyoruz tavayı? Kardeşinizin yuvası bozulmuş, hiçbirinizin umurunda değil. Nasıl umurumuzda değil ya? Gayet umurumuzda, çok mutluyuz. Ha, mutlusunuz. Niye mutlusunuz? Bir çıkarınız mı var? Ha? Ay anne, ne çıkarımız olacak? Kardeşimizi, ailemizi düşünüyoruz biz. Tabii tabii. Ben biliyorum sizi. Ay bu annem de iyice Adam yancısı oldu ya. Allah Allah, ne çıkarımız olacak ya ayrılmalarından başka? Bir dakika lan. Bizim çıkarımız vardı ya. Bizim çıkarımız var. Gitti, eurolar gitti. Bunları biz ayırmadık ki. Bunları biz ayırıp ya biz niye seviniyoruz ya? Ha, doğru söylüyor. Havaları biz ayırsaydık Eva Hanım açacaktı kesenin ağzını. Zincir dükkanlarımız olacaktı. Ay müştemilattan kurtulacaktık. Kendimize ait bir evimiz olacaktı o iş ya. Ayrılmak ne demek ya? Kendileri ayrılmak ne demek? Söyleseydiler bize, biz ayırsaydık onları. Değil mi? Gürbüz abi. Hala yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Ayrıldılar bir kere. Barıştıralım ve sonra ayıralım. Biz yapalım. Ha? Fena fikir değil. Good morning. Oh. Ay günaydın. Hatta good morning. Barışmış bunlar. Baksanıza elleri nasıl kenetlenmiş. Ay. Çok şükür barıştık ve dün gece ait olduğumuz yere geri geldik. Hay maşallah be. Vallahi çok sevindim barışmanıza bacanam. İnşallah da bir daha hiç ayrılmazsınız. Abartma istersen. Yok yok yok. Hiç merak etmeyin. Ben bundan sonra Havva'nın elini asla bırakmam. Bu kadar iddialı konuşmayalım da. E hadi oturun, ne yapıyorsunuz? Gel ablam. Menemen var, menemen. Eniştesi. Hadi bakalım. Soğutmayın, menemen al. Ne? Çay, Havva çay koyayım sana. Göklerdeki babamız. Bize karşı işlenen suçları bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Adam'ın suçlarını da bağışla Tanrım. Evacığım, bundan sonra dualarını, hatta beddualarını lütfen bir dahaki sefere içinden söyle. Daha mutlu olacağım, olur mu? Neyse, no. Ben kiliseye geç kalıyorum. Hemen gitmem lazım. No. Kiliseye gitmeyeceksin. Önce Adam'ın yanına gideceksin. İyi de Adam'ın hiç vazgeçme niyeti yok ki. Ha, yani sen pes mi ediyorsun? Hayır. Tabii ki hayır. Ama Adam'ı ikna etmek gerçekten imkansız. Ama ben pes etmiyorum. Ha, nereye gidiyorsun? Şu anda yeryüzünde olmak istediğim en son yere. Sevgili dünürlerimizin çiftliğine gidiyorum. Vay be. Desene. Çile merkezine gidiyorum diye. Anlamadım. Oraya gittiğinde nasılsa anlarsın. Yalnız kendini kontrol ettin mi? Vertigo ilaçlarını yanında mı? Of course, tabii ki her zaman yanımda. Niye sordun ki? Çünkü orada göreceklerin seni biraz sarsabilir. Very very vertigo tutabilir de ondan. Ha bu arada eğer soğuk bir şey ikram ederlerse sakın içme. Ha, sen iyicene saçmalamaya başladın. Ben gidiyorum oğlum psikoposla görüşmeye, ikna etmeye. Oğlum yeniden iyi bir Christian olacak, göreceksin. Hey maşallah be, 41 kere maşallah benim damadıma. Hemen gecikti, karısıyla barışı verdi. Allah bunları nazarlardan saklasın anam. Adile, ne işi var bu elin gavurunun gene benim evimde? Ha, o şey yapıyor. Mutfağın ocağına odun hazırlayıveriyordu. Adile, ben onu mu diyorum? Bunlar Havva ile ayrılmamışlar mıydı? Niye aldın bu adamı gene içeri? Yok anam, ben bilmiyorum. Gece karısıyla barışı vermişler. Geç içeri. Benim şu zoraki damatla görülecek ufacık, ne şu kadarcık
bir hesabım var. Ay Hünkar Bey, bak 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 şunu bak, bir parça bu, çok üstüne gitme olur mu anam? Gideceğim. Hem de öyle bir gideceğim ki, çok gideceğim. Havva'nın da mı hatırı yok? Vah! Havva dedi zaten. Dedi ki, elinden geleni ardına koyma dedi. Ne be? Oh, selamünaleyküm Hacı Papa. Tövbe tövbe. He, Allah'ın selamını almamak günah değil mi ya? Ölen dışarıdan gelen verir selamı, orada olanlar da selamı alır. Okey, o zaman senin bana selamun aleyküm demen lazım. Demedin, desene. Niye diyeyim, ha? Sen bir kere Allah'ın selamını hak ediyor mu ki ne? Hacı Papa, ona Allah karar verir, bize düşer mi o ya? Maşallah maşallah, her şeyi de biliyorsun emme. Hacı Hünkar'ın evine destursuz girilmeyeceğini bilemedin. Hele hele kapısına gelip serhoş serhoş naralar atılmayacağını de bilemedin. De bakalım ben sana şimdi ne edeyim lan, ne edeyim? Bak inan bana, bir daha asla kafamı sarhoş yapmayacağım. Bu eve de her zaman desturla gireceğim. Zaten girme. Bir daha bu eve girme sen. Hiç. Gireceğim, gireceğim. Girmeyeceksin. Gireceğim ya, gireceğim. Girmeyeceksin. Lan oğlum sen ne onursuz ne gurursuz bir şeymişsin lan. Ha? Dün gece sen değil miydin kapıma gelip de beni niye sevmedin? Havva, Havva diye anıran sen değil miydin? İnsan sevilmediği yere niye gelip bir daha? Yok, ben onu çok yanlış anlamışım. Havva beni seviyormuş. Deme lan öyle, deme. Yok ben demedim. Havva dedi. Seni seviyorum dedi. Aldı benim gönlümü, kalbimi. Senin gönlünü var ya. Ben alacağım senin o gönlünü, öyle bir alacağım ki oradan çıkaracağım böyle. Bükeceğim, kıvıracağım o gönlünü böyle yere at. Hacı Papa kırdın. Daha kırmadım, kıracağım. Böyle kırıp üstüne basacağım. İstersen kafamı ez böyle, ben yine de vazgeçmeyeceğim. Göreceksin bak, senin kalbini kazanacağım. Hadi lan oradan. Deneke. Ne dedim ben? Niye öyle dedim ki? Roman mıyım ben? Hacı Papa! Göreceksin. En sevdiğin damadın ben olacağım. Hep çalışacağım burada. Destur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayıp oluyor Hünkar abi. İblis miyim ben? İblisin önde giderisin hem de Bahtiyar. Senin arkanda da aha bu zırta poz. Anlaşıldı. Tersinden kalktın yine sen. Düzümü kaldı lan benim. Ha? Hayatımı ters yüz ettiniz siz benim. Ne var ne istiyorsun? Affedin gari bana. Sen affet. Bütün affetsin. Sen barışın desen bütün dünden razı. Ben razı değilim Bahtiyar. Senin de bu zırta pozun da kendinizi ispat etmeniz için daha çok zamanınız var. Yapma ya. Bak, sizin daha 40 fırın ekmek yemeniz lazım. Fırın derken, bak aklıma ne geldi Bahtiyar. Diyorum ki, arka tarafa diyorum bir fırın yapsak. Kerpiçten. Kerpiçten mi? Kerpiçten. Ya bırak Allah aşkına, bu devirde kerpiç mi kaldı? Ama kerpici bu yapacak, sen de başında duracaksın. Tamam mı? Mesela anlaşıldı. Eziyet et diyorsun yani. Eziyetin hasını edeceksin Bahtiyar. Öyle bir edeceksin ki yüzü gözü her yeri çamur olsun. Adına yakışır bir şekilde topraktan gelmiş toprağa dönsün. Çamura göm onu Bahtiyar, anladın mı? İyi. Giden ben onu bir toprağa gömmem. Çamurlaştıram olaya. Adem. Bırak onları, başka yere gidiyoruz ha. Gel buraya. Ya ne bakıyorsun Muze? Ağzımda bir şey mi var? Ha, bakla var. Çıkarmanı bekliyoruz. E hadi çıkarsana ya, hadi. Kızım nasıl barıştınız? Onu anlat diye bekliyoruz işte ya. Of aman. Nasıl olacak canım? Tekneymiş bu. Bizim Bahri'nin teknesinde. Niye küstünüz? Ne yani Adam'ın canına mı tak etmiş, o anası mı rahat vermemiş ne? Yok yok. Çocuk meselesi işte. Ne? Tutturmuş çocuk istiyor. Nasıl yani? Ah keşke anam. Ha? Ay keşke mi? Kız iki sorun neyine yetmiyor? Değil mi? Adam da böyle yaptı işte. Daha ben iki taneyi doğurmadan
Üçüncüyü istiyorum diye tutturdu. Kavga da o yüzden çıktı zaten. Ay maşallah. Büyük enişte, şimdi ne yapıyorum? Şu samanları al, çamurun içine kat. Şey... Adam, 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 adam. Ha. Adam, adam. İnaf, yeter mi? Adam. Tamam. Şimdi karıştır bakalım. Adam, 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 ah. Adam, adam. Adam, 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 yani... At, avrat, silah diyorduk. Konu yine döndü dolaştı, çamura geldi yani. Ben? Şikayet mi ediyorsun yoksa? No, 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 no. Şikayet yok. Şikayet yok. Şikayet yok. Vallahi hacı babam ne dediyse o. Ha? Hadi bakalım. Bak şimdi çamurun içine gir. İçine mi? Evet, içine. Girmesem olmuyor mu yani? Olmaz oğlum. Çamurla samanın iyice karışması lazım. Onu iyice bir çiğnemen lazım. Çiğnemek mi? Ya bir de yiyeceğim mi ben bunu? Tabii. Çiğneceksin, çiğneceksin, çiğneceksin. Hem mi yutmayacaksın? Oğlum sen dalga mı geçiyorsun lan? Oğlum ayağını çiğneceksin böyle böyle. Aa. Okey. Aa hadi bakalım. Heh. Heh. Çiğne güzel. Ha işte bu. Nasıl? Böyle iyi mi? Ha bek güzel oluyor, bek güzel. Karıştır. Yani Hacı Papa beni böyle yıldırabileceğini zannediyor ama yanılıyor. Birazcık saman, bir avuç çamurdan ne olacak ya? He, madem öyle, otur içine. Neyin? Çamurun. Şaka yapıyorsun herhalde enişte. Oğlum, çamurun samanla iyice karışması lazım. Bunun içine oturursam çamur bana karışır. Kerpiç olurum, kerpiç. Ha, kürek var. Kürek de yapalım işte. Hayır lan, kürek olmaz. Gördün mü? Kaderinden kaçamazsın. Zaten oturacaktım içine. Lan Nasrettin Hoca gibi adamsın vallahi. Akşehirli misin sen? Hadi bakalım. Oturduğun yerine ellerini karıştır. Hadi bakalım. Yani niye kürekle yapmıyoruz hala anlamıyorum. Oğlum eskiden böyle yaparmış da ondan. Eskiden öyle yaparlar tabii. Normal. Eskiden kürek yokmuş demek ki. Ama şimdi var bak kürek. Ha. Bir sen biliyorsun lan İrlandalı. Biz malız. Bir sen biliyorsun. Yani bari harç makinesi mi kullansak? Biraz modern olalım. O da mı atalarımıza ihanet? Oo, o en büyük ihanet. Harç meşiğin en büyük ihanet ha? Ben öyle biliyorum. Hadi hadi karıştır, karıştır. Al. Karıştır. Ha şöyle. Kaç tane yapacağım ben bunu? Ya çok değil lan, çok değil. Bin tane. Bin mi? He. Bitmişim ya. Hadi 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 karıştır. Karıştır. Açık lan saman at. Daha çok saman kaldırıyor bu çamur. Ya az kalsın patlatıyordun bizi aşağıda. Kızanağım ne yapayım? Birdenbire ağzımdan çıkıverdi. Ama önce sen başlattın. Çocuk istiyor demedin mi Adem için? Önce senin ağzından kaçtı. Sorma. Biz ne zamana kadar saklayacağız bu yalanı? Bak ben sana diyeyim. Ya biz ağzımızdan kaçıracağız ya da onlar öğrenecekler. Yok yok. Kimse bir şey öğrenemez. Siz çocuğu yapın. Bitti gitti. Biz şimdilik çocuk yapmayacağız anne. Adam'la konuştuk, anlaştık. O işi biraz erteledik. Kız, ne diyorsun sen be? Vallahi bak gebertirim seni. Senin başka çaren mi var yapacaksın o çocuğu? Var anne. Babam Adam'ı kabul ettiğinde karşısına geçip biz sana yalan söyledik diyeceğim. Ama ondan önce şey yapın, aile kabristanının iki kişilik yeri yırtında kalpten gidince biz de ortada kalmayalım değil mi? Yazık bize de. Kimseye bir şey olmayacak anne. Sen sadece ağzını birazcık daha kapalı tut, yeter. Bana bak Hava. Böyle kapalı tut, kapalı tut nereye kadar? Kızım, ben bu kıldığım namazdan bile emin değilim artık. Yalanı ben söyledim annem. Senin bir günahın yok ki. Sen sadece azıcık daha sessiz kalacaksın. Bana bak, bu yalan böyle ağzımın içinde yuva yapıyor.
Bundan kaçamayacağız, göreceksin bak. Demedi deme. Tamam, demem. Ne demem? Demedin demem, dedin derim. Sen benimle maytap mı geçiyorsun ya? Vakit geldi, namaza duracağım. Annem benim. Annelerin en sırdaşı. En ağzı kapalısı. Bak göreceksin. Babam en kısa zamanda Adam'ı içimizden biri ilan edecek. O zaman bütün dertlerimizi unutacağız biz. İnanıyorum. Kalam inşallah tek dileğim bu Hünkar Bey böyle iç rahatlığıyla Adem'e içimizden biri desin. Ben başka bir şey istemiyorum ana. Amin. Hadi git namaza durayım. Oh. Allah kabul etsin. Sağ ol kuzum, sağ ol. Ha. Büyük enişte, sence Hacı Papa beni seviyor mu? Sence? Bence seviyor. Bak, umrunda olmasa bütün bu işleri bana yaptırmazdı. Beni seviyor ki çile çekerek pişmemi istiyor. Ondan, mamandan emdiğin sütü burnundan getiriyor. İyi insan da lafının üstüne geliyormuş. Başka bir şey de derler ya, neyse. Sen oraya karıştırılır çamura, ben maman karşılarım. Hoş geldiniz Eva Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. ben Bahtiyar, Büktüm Hanım'ın kocasıyım. Aa, öyle mi? Çok memnun oldum. Ben kendisiyle tanıştım, çok hoş. ben şeye bakmıştım, Adam'a acaba nerede olduğunu biliyorsunuz? İşte orada. Hani nerede göremiyorum? İşte orada. O karaltı, yani çamur mu? Ben çamurdan başka bir şey görmüyorum orada. Mama! I'm here! Oh! Oh my Jesus! Ay, Adam mı o? Ta kendisi. Oh my God! Ne yaptınız oğluma? Çabuk söyleyin. Bir şey yapmadık, o çamur karıyor. Oh! O çocuğum! Aman Allah'ım! Adam! Adam! Oğlum, oğlum ne yaptılar sana böyle? Ne yaptılar? Yok bir şeyim ama. Biraz çamur. Biraz mı? Hani çamurdan yüzün gözün gözükmüyor. Ya çocuğum bu evde sana ne yapıyorlar? İşkence mi ediyorlar? No mama, don't panic. İşkence yok. Kerpiç yapıyorum. Kerpiç ne? Yani ben de tam olarak bilmiyorum ama şöyle saman, toprak, su, bunları güzel karıştırıyorsun, bir harç yapıyorsun, çiğniyorsun. Sonra kalıplara koyuyorsun. Kerpiç işte bak. Şunların hepsini ben yaptım. Nasıl olmuş? Peki neden böyle bir şey yapıyorsun? İyi bir Müslüman ve Türk olduğumu aç papama ispat etmem lazım. Yani senin bir Müslüman değil, iyi bir Christian olduğunu piskoposa ispatlaman lazım. Bunun için geldin değil mi mama? Ben babama söyledim. Kiliseye gelmeyeceğim, başpiskoposla konuşmayacağım. Ya oğlum aç gözlerini lütfen. Baba, kız, bütün sülale seni ellerinde oyuncak etmiş. Ne Hacı Papan ne de diğerleri seni asla kabul etmeyecek. Okey. Etmezlerse etmesinler. Beni kabul edecek etmiş zaten mama. Eğer beni kabul etmezlerse Havva'yı alırım, bu çiftlikten giderim. Benim için Havva'nın kocası olmak yeter de artar bile. Yani sen şimdi karını alıp bu çiftlikten böyle gidebileceğini mi düşünüyorsun? Ya. Yani resmi olarak evli bile değilsiniz. What? Evet, yani Havva'yla resmi bir belgeniz yok ki. Sen bu evin damadı değil, dış kapının mandalısın. No, mandal falan değilim. Bayağı damadım ben. Aynı zamanda Havva'nın da biricik aşkıyım. Sen insanı deli edersin Adam. Ne yapıyorsun? Vertigo ilacımı arıyorum. Geldi mi baby vertigo? Yani zaten hiç gitmedi ki. Yani Veli haklıymış. Yani seni ikna etmek neredeyse imkansız bir şey. Abi, bu kızları gönderse miydik artık? Neredeyse gelir Arap Faik. Yavrum bir sakin ol ya, gelsinler göndeririz. Olamıyorum işte abi, rahat olamıyorum, korkuyorum ben ya. Hacı babama yakalanırsak ne olur sen biliyor musun? Bugüne kadar hiç yakalandık mı? Hayır. O zaman? Ya oğlum sen niye böyle yapıyorsun lan, bir sakin ol, sakin. Hala sakin ol bir arkadaş ya. Aha geldiler, vallahi geldiler. Dedim sana kızları gönderelim, şimdi bunlar Hacı babama her şeyi anlatacak ya.
Fatoş, Semra siz gidin bakayım bir yemek yiyin. Ama daha yemek saati gelmedi. O zaman çıkın bakayım çay için. Ama çay arası da değil. Vallahi Hacı amca gelirse çok kızar. Hem müşteri de geldi. Müşteri geldiyse geldi. Sana özel mi geldi acaba müşteri? Çık diyorsak çık canım. Aferin lan. Hep böyle erkek olmuş ha. Çık kızım çabuk çık. Hazır mı? Hazır. Siz arka tarafa geçin bakayım. Ben geliyorum. Manyaklara bak. Kamerayı kapat. Ne yapayım? Kamerayı kapat. Kamera mı? Kamera mı var? İmdat! Kaç kurtar kendini bacanağım kaydettim. Her şey kaydetti. Yakaladık bittik biz. Kaç kurtar kendini bacanağım. Lan saçma ama ne yapıyorsun? Kamera var dedin, her şeyi kaydetti dedin. Ne bittik biz? Lan neyi kaydetti? Ne yaptık ki? Neyi kaydetti oğlum? Doğru ya, biz ne yaptık ki? Değil mi, daha bir şey yapmadık. Evet abi. Ya kaydetsin istediğini kardeşim. Neyi kaydediyorsan kaydet ya. Allah'ım bunu da kaydet. Oğlum ben nasıl insanlarla iş yapıyorum ya? Kimlerle yola çıktım ben acaba? Ya çekil. Ne? Ben kendim kapatırım kamerayı. Madem kendin kapatıyorsun niye bana şey? Al kapat da yani. Ben korktum abi, kaydetti zannettim ondan. Kapandı değil mi? Bana bak sakın abuk subuk bir hareket yapma. Yok canım. Ne zaman yaptım? Eksik yok değil mi? Bizde yanlış olmaz Rafay. Ne dediysek o. Göreceğiz bakalım. Çok güzel. Halis mulis çambal. Dedim sana Arap Faik. İçeride dükkanında millete ne mal satıyorsak sana da ondan verdim. Abla. Önce canlıyı görelim. Bir dahakine indirim isterim ama. Ya ne indirim ya? Allah ben sana dörtte bir fiyattan veriyorum zaten bunu. İçeride ben bunu satıyorum 400 lira kavanozunu. Sen bal bulabilecek misin bakalım? Yangından sonra Marmaris'e bal mı kaldı ya? Millet bu bomba şimdi koşturup duruyor. Sen hiç ne diyorsun bana bulamaz. Ya? İyi de kardeşim. Bununla da etiket metiket yok. Etiket metiket yok da ara aynı mesai yapıyor. Bal aynı bal. Onu ne yapacağız? Yalnız uyandırayım da. İnsanlar bala değil. Hacı Hünkar markasına veriyorlar parayı. Doğru dedin. Doğru diyor. Dur ben etiketleri getireyim o zaman. Dur lan dur. Etiket istiyorsan kavanoz başı 200 lira daha vereceksin. Yuh! Ne ettin bacanan? Etiketleri baldan pahalıya mı satacağız? Öyle satacağım tabii. Kendi demedi mi? Etiket daha çok satıyor demedi ama Hacı Hünkar balları daha çok satıyor demedi mi sen? Doğru muyum? Doğrusun birader de. Fiş fatura bir şey kesmiyor. Bir indirim yap bari be. Hala indirim Allah diyor Allah. Ya. Sen bal bulabilecek mi acaba ya? Abi canım şu yerde bu. İstemiyorsak ver balı ya. Böyle ticaret olmaz ya. Olmaz be ya. Her şey var. Çıkar. Ya tamam tamam be. Sıkı pazarlıkçı çıktınız ha. Tamam getir. Dediğin fiyattan olsun. Getir etiketleri. Al parayı. Lan git getir etiketleri getir. Etiketleri getir. Getirin ben. Getir etiketleri. Al parayı. Bir tane sana. Bir tane bana. Bir tane bana. Bir tane sana. Bir tane bana. Tamam hadi çabuk çabuk iyileştir. Hacı babam neredeyse gelir. Oğlum benim hikayem mi babacığa sokma lan.
Allah Allah, bölüştürürüz işte parayı. Öyle diyorsun da hacı babam anlarsa bizi oyar, biliyorsun değil mi? Oğlum nasıl anlayacak lan? Nasıl anlayacak? Kameraman her şeyi kapattık da sadece ikimiz varız. Nasıl anlayacak oğlum? Bu ikimiz arasında bir sır. Küçük sırımız mı bizim? Sır sır he. Ha ondan eminiz değil mi? Çünkü üç kişinin bildiği sır sır değildir de bacanağım. Oğlum iki kişiyi zaten, sen varsın ben varım ya. Sen niye böyle yapıyorsun oğlum? Ha bak, bir sıkıntın varsa, hani böyle bir canın sıkılıyorsa, üzülüyorsan falan filan, sen bırak git, ben paraları alayım. Yok yok. Tamam ben üzülürüm ya. Sıkıntı değil bacanağım. Sen ver benim paramı. O zaman susacaksın Hulusi. O zaman benim işime karışmayacaksın. Bir tane sana. Koy bana. Bir tane bana. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Bu ne lan? Ne, ne olmuştur lan burada? Para sayıyoruz baba. Kimin parası bu? Hulusi baba bir soru sordu, cevap versene ama. Edeyim. Ne diyeyim? Oğlum bir şey de işte lan. Ne diyemiyorum sen de. Lan hadi biriniz de diyecekseniz deyin, kimin parası bu? Ne parası bu? Babam! Babam biz bir hata yaptık, sen bizi affet babam. Lan Hulusi kalk, ne diyorsun sen? Sattık babam, seni sattık. Seni değil baba, balları sattık. Balları senden habersiz Arap falan. Araplara sattık, Araplara. Onları. Sattık ama gerçek fiyatından satmadık babam. Lan oğlum bir uzaklaş lan, bir uzaktan anlatın şunu, ne diyoruz? Ama babam. Ya Hulusi kalk. Gel, çekil, çekil, çekil de anlat. Anlat la Gürbüz. İyi babacığım, bu yangında hani kovanlar falan yandı ya, bizim rakiplerimiz yüksek fiyattan bal satmaya başladılar. Evet. Hani biz aynı fiyattan satıyorduk ya balları. O yüzden biz de dedik ki babamız mağdur olmasın dedik. Balları yüksek fiyattan sattık baba. Ne kadar yüksek? İki katına yapıştırdık. Oha! Ulan siz benim adıma garaborsacıya mı çıkartacaksınız? Baba biz ne yaptıysak senin iyiliğin için yaptık baba. Biliyorsun evde bir tane İrlandalı var beslememiz gereken. Ya. Bak onu aklıma getirip gene benim sinirlerimi tepeme çıkartma. Gürbüz geç onu geç. Emreder sizi baba. Sen bir daha bu dükkanda balları gerçek fiyatından bir kuruş yukarı satarsanız sizi kapının önüne korurum. Emrin olur. Emrin olur baba. Tamam lan Hulusi, sen şimdi al paraları, tamam. Koy kasaya. Dokunma Hulusi, dokunma. Benim helal kasama haram para girmez. Ben o kasayı hep alnımın teriyle doldurdum. O sebeple madem bu para haydan geldi, hayra gidecek. Nasıl yani? Şöyle yani, yandı ya ormanla. Hani o arı kovanları da yandı. İşte o kovanların sahiplerine hayır niyetine dağıtılacak o paranın hepsi. Babacığım ne kadar harika bir fikir. Çok benzer bir fikir benim aklıma gelmişti. Ne kısmet bir şey. Tamam öyle yapalım. O zaman biz dağıtalım parayı. Siz zahmet etmeyin Gürbüz. Ben hallederim o işi. Hulusi getir o paraları bakalım buraya. Getireyim. Getireyim baba. Getir getir. Hemen getireyim babacığım. Buyur babam. Şimdi siz bütün dükkanı paspas edeceksiniz. Öyle bir edeceksiniz ki bal dök yala olacak. Hadi kolay gelsin. Baş üstüne babam. Sağ ol. Valla çok para lan bu. Hulusi kardeşim, seni tebrik ediyorum. Abi ne demek, hayra sebep olduk değil mi? Sen gerçekten defolu bir malsın lan Hulusi. Babama ne anlatıyorsun lan? Ne anlatıyorsun, ne yapıyorsun her şeyi? Söyle git diye paralar git, döşeyi öldüreyim ulan. Yediğim de ne oldu? Ne oldu? Tansiyon. Bal getireyim mi? Bal bana. Bal getireyim mi abi? Bal dök yala lan, bal dök yala. Dur abi. Bak seni nasıl biliyorsun? Gel otur, gel otur, gözünü seveyim. Vazoz vereyim mi? Bırak oğlum vazozu, vazozu öldüreceğim lan. Dur, toparlar diye dedim. Otur, gel. Gel otur abi. Aşkım, hı. Ben hala saman kokuyor muyum ya? Yok, mis gibi kokuyorsun, merak etme. Bütün gün hipopotam gibi çamurun içinde, çamurun içinde. Ne zaman bitecek bu işkenceler ya? Allah, tam bitti derken, daha fazla ne yapabilir derken sürekli yeni bir sınav çıkıyor. İnan bilmiyorum aşk. Bak, işkenceler mesele değil. Ama sanki bütün bu yaşadıklarımı boşuna yaşıyormuşum gibi bir his var içimde. Boşuna derken? Sen bana hala güvenmiyor musun? Yo, ben güveniyorum. Ama galiba sen bana güvenmiyorsun. Biz niye hala resmi nikah için tarih almadık? Güvenmemekle ne alakası var aşkım? O kadar çok nikah yaptık ki. En önemlisi resmi nikah, sayısız engelden dolayı bir türlü fırsat olmadı. Ya. Yani imamın karşısında evlendik, papazın karşısında evlendik. Bir nikah memurunun karşısında evlenmedik ya. Çok doğru söylüyorsun aşkım.
bizim bir an önce resmi nikah yaptırmamız lazım. Ha, tabii. Ya sen bana kızıp sinirlenip bir anda boş ol, boş ol, boş ol dersen? Sen bunu nereden öğrendin? Annem söyledi. Demek annen şimdiden seni doldurmaya başladı ha? Ne dedi sana? O kız seni sevmiyor. Sevseydi resmi nikah yapardı mı dedi. Sen orada mıydın? Aynı böyle söyledi ha. Neyse aşkım. Bak, annen aramızı bozmaya çalışırken aslında iyi bir şeye vesile olmuş. Biz hemen resmi nikah tarihimizi alalım. Evet, hemen alalım. En kısa zamanda hızlıca evlenelim ablam. Evet. Evet ama benim içimde kalan başka ukdeler de var. Onları da yapalım. Ukde. Aşkım benim, senin içinde ne kaldı? Daha ne kaldı ha? Ne düğünü yapmadık biz? Yörük düğünü yaptık. Kilise düğünü yaptık, sünnet düğünü yaptık. Ya literatürdeki bütün düğünleri yaptık. Biz ne kaldı senin içinde? Gelinlik giymedim. İsteme törenim yapılmadı. Söz kesilmedi. Ne kesmesi? Söz kesme ne? Lütfen, lütfen yalvarırım bak. Başka gelenek olmasın. Kıyamam. Sen hiç korkma aşkım. Merak etme. Bu gelenek hiç de zor olmayacak. Beni babamdan isteyeceksiniz. Babam da verecek. Havva, aşkım. Baban seni vermediği için biz emri vaki yaptık ya. Aşkım, o zaman başkaydı, şimdi başka. Şu an hamileyim sanıyor. Her halükarda vermek zorunda. Vermez. Senin baban seni hayatta vermez. Hiç merak etme aşkım. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak. Göreceksin, verecek. Hadi hazırlanalım. Vermeyin. Really? Gerçekten mi? Benim sana verecek kızım yok. Alanı almış Hünkar Bey, ne vermemiz? Kız hamile ana. Hamileyse doğursun Adile Hanım. Bu dünyada babası yanında olmayan ne kadar çok bekar kadın var biliyor musun sen? Tövbe tövbe. Babama bak ya, havaya olan aşkından modellikte çağ atladın. Babam sen ne diyorsun? Bu isteme zaten formaliteden. O zaman formaliteyi adabına uygun yapacaksınız. Böyle tek başına kız istemeye gelinir mi? Gelinmez. Gelinmez. Ha. Bu adam ağaç kavuğundan mı çıktı? Nereden çıktı bu? O zaman anasıyla babasıyla gelsin. Gelsin. Bana bak Edam, bir kızı bir adama vermezler. Bir kızı bir aileye verirler. Senin ailen yok mu? Var. Ha. Ailen gelmeden sana kızımız yok. Söyle onlara gelsinler, adabına uygun istesinler. Ya Hünkar Bey, aileyi niye karıştırıyorsun şimdi? Adem bizim içimizden biri değil mi? Bu ailenin ferdi değil mi? Ne gerek Adile Hanım, Adile Hanım. Bir sus. Al bunları. Al bunları. Hadi bakalım. Hadi. Doğru evine. Hacı Baba, ben burada yaşıyorum. Beni niye kovuyorsun? Söz kesmeden bu kapıdan içeri giremezsin. Hadi şimdi yalla. Ananı, babanı al, öyle gel. Hayda. İsteme muhabbetine her şeyi başa sardı ya. Yok vallahi ben o bütün tantanaları baştan yaşamam. Vallahi ben yaşarım. En azından şimdi ne olacağını biliyoruz. Tecrübeliyiz değil mi lan Hulusi? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım ki şimdi bu havaya görücü mü geliyor? Ha, evet canım. O Edim diye bir çocuk varmış İrlandalı. Ha. Bizim kızı görmüş beğenmiş. Yapma ya tesadüfe bak bir tane daha mı Edim varmış yani? Hulusi acık düşünüp konuşsana sen ya. Ya havla bela. Ya ben bu güzelim kızlarımı... Bu aptal damatları nasıl vermişim acaba? Acık yarım akıllı abi. Hiçbir şey yok. Doğru diyorsun. Sen duymadın mı oğlum beni? Ha? Sağır mı sen? Hadi bakalım git. Ananı babanı al öyle gel. Ama Hacı tamam, Baba. Tamam Edim'cim. Ben seni geçireyim en iyisi. Olmayacak. Hadi kızım hadi. Adabına uygun diyorum hadi. Hadi. Öyle deme Büklüm. Haklısın abi. Haklısın abi. Olmaz böyle. Ya ben sana söyledim. Baban seni bana vermeyecek ya dedim. Vermeyecek. Ama aşkım bak o da haklı. Yani kız istemeye böyle tek başına gelinmez. Aile büyüyor olur. Aile olur. Okey, okey. O zaman şimdi gideyim ben. Hemen bizimkileri alayım geleyim. Ha şimdi olur mu? Çünkü benim sabrım kalmadı. Hemen gideyim. Şimdi olur mu? Olur aşkım. Bak saat daha geç de değil. Ben oyalarım bizimkileri. Bak
takım uyumalarına izin verme. Gece yarısı da olsa annemlerle geleceğim, seni isteyeceğim. Ve alacağım. Tamam aşkım. Ama lütfen ikna et annenleri, olur mu? Bizim için dua edeceğim. Sen merak etme sevgilim. Ne olursa olsun gideceğim, onları alacağım ve geleceğim. Niye? Niye anlamıyorsunuz? Bak bizim resmi nikahımız yok. Resmi nikah için kız istemenin olması şart. Senin gelmen lazım. Gelmeyeceğim. Sanki o sümüklü kıza çok meraklıyım da gidip bir de babasından isteyeceğim. Anne, ben Havva'ya aşığım. Ne olursa olsun biz ayrılmayacağız. Sen bunu anlamıyor musun? E tamam, o zaman bize ihtiyacın yok. Sen gidip Müslüman olurken ya da imam nikah kıydırırken benden mi izin aldın? Annen haklı. Bize hiç sormadan kendi başına iş yaptın. O zaman sonuçlarına katlanacaksın. Baba, sen de mi? Ben de tabii. Senin yüzünden aforoz edileceğim. Karşıma geçmiş biri hala diyorsun ki gelin Havva'yı, senin olacak şey mi bu? Ya siz niye anlamıyorsunuz? Bizim resmi nikahımız yok. Anne sen demedin mi bana? Sen resmi olarak Havva'nın eşi bile değilsin, kaydın yok diye. Hay dilim eşek arısı sokaydı. Yani ben sana onu bu kıza mecbur kalma diye söyledim. Bizi de olayın içine dahil et diye değil. Benim ailem yok mu? Ha? Ben bir ağaç kovuğundan mı çıktım? İlk insan mıyım ya ben? Niye gidip ben tek başıma kız istiyorum? Uğraşıyorsunuz bunu aileni karşına almadan önce düşünecektin. Şimdi kendi işini kendin halledeceksin. Tartışma bitmiştir. Hay ağzını öpeyim kocacığım. Öp bir ara karıcığım, canım benim. Girme, girme. Girme oraya. Kime diyor? Bu sonradan giren Gılgoryon adı neydi? Bilmiyorum kız, bilmiyorum. Bak, bak, bak. Geliyor mu kız? Geldi. Ay, ödüm patladı vallahi. Ben de ay izleyemeyeceğim. Kimsenin de geleceği yok zaten. Anam hani bu? Yani komedi dizisiydi. Ne biçim dizi bu be? Yani bu öyle tek düze bir komedi dizisi değil yani. Yani içinde draması var, komedisi var, korkutucu ögeleri falan var yani. Her telden çalıp duruyor bu dizi. Havva, kızım. Sen şimdi bunu niye açtın ki akşam akşam? Ben bunu seyredince işte uykum kaçıyor, rahatsız oluyorum. Korkuyorum ben. Sen kork da uyuyamadı ya açtı zaten. Tabii canım. Adamlar geldiğinde herkes ayakta olsun da benim babacığım uykusuz kalmış kalmamış hanımefendinin umrunda bile değil. Sağ olun, bugün yine inanılmaz destek oluyorsunuz. Havva mı istedi canım misafirler gelsin diye, babanız istedi. Merak etme Baldız. Ben zaten bu gece sabaha kadar uyuyamam, beklerim yani seninle. Tamam o zaman iyi. Misafirler gelince kızı istediklerinde sen veriverirsin gari. Babacığım çok duygulandım. Yani nasıl olur şimdi? Hani sizi ezmek gibi olmasın. Şimdi otur yerine. Nerenin saf tozu bu ya? Güldü, abarttım. Alo. Alo. Aşkım ne yapıyorsun? Ay ne yapayım aşkım? Uyumasınlar diye bizimkilere korku filmi seansı düzenledim. Sen ne yaptın? Konuştun mu annenlerle? Konuştum. Ne dediler? Impossible. Sadece impossible diyorlar. Impossible. Aşkım sen de mi? Bari sen başka bir şey söyle. Vallahi aşkım seninkiler beni istemeye gelmezse babam bu nikahı kıymamıza hayatta izin vermez. No! Hayır aşkım. Bu nikah kıyılacak. Ben ne yapıp edip halledeceğim bu işi. Sen yeter ki sizinkileri uyutma, tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Olamaz, istemem. İstemeyeceğiz dedik ya zaten hayatım. Lütfen sakin ol, oturur musun? Yani neden ben yüzünü bile görmek istemediğim bir kızı istemek zorunda kalıyorum? Hayatım öyle bir şey olmayacak. Lütfen bana biraz güven. Alo. Ersoy Bey nasılsınız? Adam. Sağ olun, sağ olun. Ben de çok iyiyim. Yarın sabah çok acil bir dava açmam lazım. O yüzden rahatsız ettim sizi. Bu kararı almak benim için çok zor oldu. Reddi miras davası. Ne?
Evet, anne ve babamı reddediyorum. Eyvah, duydun mu? Bizi reddediyormuş. Ne, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ver şu tamam, telefonu bana. Tamam, ben sizi çok iyi anladım. Yarın sabah saat 9'da orada olacağım. Acilen çözelim bu işi, görüşmek üzere. Adam, ne yapıyorsun dedim sana. Kendi başının çaresine kendin bak, bize ihtiyacın yok dediniz ya. Dediğinizi yapıyorum işte. Eyvah, duydun mu? Dediğimizi yapıyormuş. Bizi reddediyormuş. Adam, yani sen bizi üzmekten zevk mi alıyorsun? E hani her şey benim yüzümden başınıza geliyormuş ya. Artık benimle bütün bağınızı koparıp rahat edersiniz. Ama oğlum çocuğum, yani biz seni kaybetmek değil, biz seni kazanmak istiyoruz. Ama hiç öyle davranmıyorsunuz. Artık resmen böyle bir oğlum yok dersiniz. O aforoz edilme derdinden de kurtulursunuz. Herhalde sen bize dalga geçiyorsun. Bunun başka bir açıklaması olamaz çünkü. Yok. Benim günahlarımın bedelini siz çekmeyeceksiniz. Artık sizin oğlunuz değilim. Ha oğlum bak, biz kendimizi değil seni düşünüyoruz. Bak bugün bir aşk uğruna dinini değiştirdin ama yarın öbür gün... Ya hayır, öyle bir şey olmayacak. Biz Havva'yla hiçbir zaman ayrılmayacağız. Ölümde mi ayrılmayacak size? Ya bu kız ölürse ne olacak? O zaman o Müslüman aile seni kabul edecek mi sanıyorsun? Ya önce ben ölürsem? Hayır, kabul etmiyorum. Ben senin Müslüman olarak ölmeni kabul etmiyorum. Yaşarken yanımda olmuyorsun da ölünce yanımda olmayı mı düşünüyorsun? Bak oğlum, biz aslında yani senin yanında olmak istiyoruz ama senin yanında olmamızı istiyorsan biraz senin de bizim iyiliğimizi düşünmen lazım. Bak şimdi git baş psikopos Bishop'la konuş ve ona gerçekten Müslüman olmadığını söyle. Ne? Anne ne dedin sen? Bak dur dinle oğlum. Sen şimdi bak baş psikoposa hala Christian olduğunu ama Havva'ya aşık olduğun için, onunla evlenmek istediğin için yalandan Müslüman olduğunu söyle. Biz de gidip kızı isteyelim. Yani siz resmen bana yalan söyle diyorsunuz öyle mi? Adam, evladım en azından bu kadarını yap. Biliyorum iyi bir şey değil. Zor bir şey ama itibarımız ve cemiyetteki yerimiz tamamen buna bağlı. No, ben yalan söylemem. Yani ben hiç istemediğim bir kızı gidip babasından isteyerek yalan söyleyeceksem o zaman sen de söyleyeceksin. Annen haklı. Hadi Edim, hadi aşkım. Ne oldu? Gelmediler mi hala? Ha. Gelmeyecekler. Yok, babam gelmeyecekler demeyelim de. Ne diyelim, ne dersek diyelim. Ama benim çok uykum geldi. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Ha, babam, ne olur birazcık daha dayan. Ay, mızmızlanıp durma ya çocuk gibi. Babamın uykusu geldi, yeter. Evet ya, kaç yaşında adam bu saate kadar bekletilir mi? Vallahi benim bile belim ağrıdı ha. Senin bile mi? Ay, yok kızım ben de geçeceğim. Benim de uykum geldi arkadaşlar. Halacığım sen yapma bari. Ay ne meraklıymışsın sen ya koca yolu gözlemeye. Biz bekleyemeyiz tamam mı? Kendin bekle. Kalk Hulusi. Hadi kalkın. Yapmayın. Durun. Babacığım, ben sana meyve getireyim, enerji verir. Kızım istemem bu saatte, midem ekşidi. Şey yapayım ben, kahve yapayım, karşılıklı içeriz. Adile Hanım, geceleri tansiyonumu kaldırıyor. Heh, geldiler işte. Geldiler, geldiler. Oturun, oturun. Misafirler geldi, oturun. O saatte kız mı istenemiş ya? Allah. Üzgün mü? Üzgün, üzgün, otur. Annenler nerede, ikna edemedin mi yoksa? Ettim, ettim, ettim. Ettim ama saat çok geç oldu dediler. Yarın gelecekler. Of, boşuna mı bu saate kadar beklettim babamları? Boşuna olur mu, benim cennet bahçem. Atalarımız ne demiş? Geç olsun, güç olmasın. Ay, inşallah. İnşallah da sen sadece bunu söylemek için mi buraya kadar geldin? Seni çok özledim. Uyumadan bir yüzünü görmek istedim. Ben de seni çok özledim. Görüntülü arasaydın. O zaman iyi geceler öpücüğünü nasıl alacaktın? Hı? Yanak mı? Resmi nikahımız yok diye mi? Hı hı. Evlenmeden olmaz.
Havva, senin bir gülüşünle bir ömür yaşarım ben. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama artık içeri geçmem lazım. Rüyanda beni göreceksin ama ha? Denerim. Love you. Me too. Of. Çok seviyorum ya. Çok. Geliyorlar. Ben yatıyorum. İyi geceler. Ne? Ha, anam. Kızım hani gelip seni isteyeceklerdi ya. Yok anneciğim, gelemeyeceklermiş. Edim de ona haber vermeye gelmiş. Oh, iyi etmişler. Zaten benim de onlara verecek kızım falan yoktu. Oh, şöyle rahat rahat bir uyku çekeyim ben bu gece. Evet babacığım, sen uykunu güzelce al. Çünkü yarın geleceklermiş. Ne? Vakitlice gidip isteyelim demişler. İyi halt etmişler. Rize, Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Büyüküm kalk kız, orada kalı kaldın. Büyüküm alınızı alsın. Gel. Kalınızı olun. Gel gel gel. Yerinde yat. Evet, yerinde. Gel gel bir şey yok. Edim evladım, biraz yavaş ye, boğazında kalacak. Hava bekliyor baba, evime gitmem lazım. Sen oraya ev mi diyorsun? Senin evin burası Edim. Kapağdaki eğitim kampından hiçbir farkı yok oranın. Belki konağın Spartaküsü ben olurum ama ha? Ay evladım, ben seni bir zalimin kölesi olasın diye mi yetiştirdim? Ben seni 9 ay karnımda taşıdım, meme verdim, gözlerim. Ben hayatım, lütfen bütün detaylara ziyadesiyle hakimiz. Bence bu konuya girmeyelim. Zaten birazdan psikopos bishop gelecek. Lütfen gerilmeyelim, rahat olalım. Ha, okey. Ben sizi baş psikoposla baş başa bırakayım. Siz de rahat rahat konuşun. Yani Edim, hani söz verdin sen bize. Önce sen bizim için yalan söyleyecektin, sonra da biz senin için. Okey ama ben bu kadar hızlı olacağını düşünmedim ya. Siz bana izin verin, ben bugün baş psikoposu görürüm, gider söylerim, tamam? Hadi görüşürüz. Ah işte geldi, psikopos da geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Erdem, ne kadar büyümüşsün görmeyeli. En son vaftizinde görmüştüm herhalde seni. Ya olur mu efendim? Erdem her pazar ayında gelirdi tabii. Ah ne alırdınız? Çay... Kahve, biz size bir şeyler ikram edelim, ne alırsınız? Sade bir Türk kahvesi alayım. Turkish coffee. Veli'cim, hadi biz seninle kofi yapmaya gidelim. Onların zaten konuşacak şeyleri var. Ah, evet, hayatım haklısın. Kolay gelsin size. Adam. Müslüman bir kızla evlendiğin doğru mu? Doğru efendim. Peki ya senin Müslüman olduğun adama doğru? Bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Ailen senin yüzünden büyük bedeller ödeyebilir. Tüm hayatını Hristiyanlığa adamış ailen. Papazlık yemini etmiş baban. Onların neler yaşayabileceğini tahmin edebiliyor musun? Biliyorum başpiskopos. O yüzden... size bir şey itiraf etmek istiyorum. Evet. Ama... nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bana her şeyi anlatabilirsin. Belli ki bir çıkmazın içindesin. Anlat, kurtul. Evet. Evet ama... Yoksa seni zorlama Müslüman yaptılar. Yok yok yok. Öyle bir şey değil. Evet. Bir şey değil ama... Oh. Ben yalan söyledim. Havva'yla evlenebilmek için herkese yalan söyledim. Aslında hiçbir zaman Müslüman olmadım.
Sen hala Hristiyansın o zaman. Evet. Beni vaftiz ettiğiniz gündeki gibi dini bütün bir Hristiyanım ben. Şimdi de bana yalan söylemiyorsun değil mi adam? Yalan her dinde en büyük günahlardan biridir. Biliyorum. Biliyorum başpiskopos. Size yalan söylemiyorum. Müslüman olduğum bir yalandı. Ben hala Hristiyanım. Lütfen. Ne olur beni affedin. Bir yalanın bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmemiştim. Lütfen. Lütfen ailemi benim yüzümden suçlamayın. Ama halen Müslüman bir kızla evlisin. Resmi nikah yok. Resmi nikah olduktan sonra Havva da Hristiyan olacak. Bakın. Bakın ben çok büyük bir hata yaptığımın, günah işlediğimin farkındayım. Ama Havva ile evlenmek için bu yalanı söylemek zorundaydım. Çok pişmanım. Lütfen beni affedin. Gerçekten, gerçekten çok pişmanım. Aşk insanlara böyle hatalar yaptırır. Özellikle senin yaşında. Ama sen hatandan çabuk döndün. İtiraf ettin. Tanrı günahlarını affetsin Adam. Amin. Sen beni affet. Ne yaptım ben? Ben çok büyük bir yalan söyledim mi? Allah'ım, Allah'ım ne olur, ne olur beni affet. Doğruluk ve dürüstlük çok mühim. Doğru ve dürüst bir Müslüman, örnek bir Müslüman demektir. Eğer kalbin doğru değilse, dilin doğruyu söylemiyorsa iyi bir Müslüman değilsin. Kalbi doğru olan, dili doğru olanın imanı da doğru. İyi bir Müslüman yalan demez, doğru der. Eğer kendinden emin değilsen de cennete giremez. Ah, come on! Come on, ne yapacağım? Ah, ne oluyor? Okay, okay, itiraf edeceğim. No. Müslümanlıkta doğruluk bir de dürüstlük çok mühimdir. Eğer kalbin doğru değilse imanın da doğru değildir. Kalbi doğru olan, dili doğru olanın imanı da doğru. İyi bir Müslüman yalan demez, doğru der. Eğer kendinden emin değilsen de cennete giremez. Cennete giremeyince ne olur? Cehenneme girersin. Cehenneme girince de kavrulursun. Cami. Çok şükür. Çok şükür. Cami. Elhamdülillah. Allah'ım. Allah'ım sana geldim. Sana geldim. Oh. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hepinizin Allah kabul etsin abi. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Oo Adam, hoş geldin benim İrlandalı mümin kardeşim. Namaza yetişebildin mi? Yetişemedim hocam. Yetişemedim ama benim çok büyük bir sıkıntım var. Ben o yüzden geldim. Hayırdır inşallah kardeşim. Sorun ne? Hocam, ben çok büyük bir günah işledim. Şu fani dünyada günahsız insan yoktur be Adam. Yok. Benim günahım çok büyük. Çok büyük. Benim bu günahtan kurtulmam lazım. Size günah çıkartmaya geldim.
Ama İslamiyet'te günah çıkartmak diye bir şey yoktur. Ne olacak? Ne olacak? Ben bu günahla mı kalacağım? Ben cennete hiçbir zaman giremeyecek miyim? Öyle değil, öyle değil. Dinimizde günah çıkartmak diye bir şey yok ama Rabbimizin isimleri vasıtasıyla bize bildirdiği müjdeler var. Ya Tevvab ismi var. Günah işleyen kullarım bana tövbe ederlerse ben de günahlarını bağışlarım buyuruyor. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Okey. Hocam ama ben ne yapacağım? Ne yapacağım yani? Kime söyleyeceğim? Bu günahımı kime anlatacağım ben? Allah'a olan pişmanlığını kimseyle paylaşmana gerek yok. Dilinle değil, kalbinle, gönlünle tövbe et. Ve aynı günahı bir daha işlememeye gayret et. Yeter. Oh! Bir daha asla bu günahı işlemem. Bir daha hiçbir zaman günah işlemem. Yemin ediyorum hocam. Bana değil, yeminini de sözünü de Allah'a verirsin. Ha bu arada Allah'la kul arasına hiç kimse giremez. Allah'a sığın, ona yönel, tövbe et ve ondan af dile. Allah'ım, Allah'ım ne olur beni affet. Bir daha asla yalan söylemeyeceğim. Asla, asla. Lütfen tövbemi kabul et. Allah tövbeni kabul etsin güzel kardeşim benim. Amin hocam, amin. Evet, kahvelerimizi içtiğimize göre. Hadi bize müsaade o zaman. Hadi, hadi o zaman. Akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ya oturun. Oturun, madem geldiniz oturun işte. Gelelim sebebi ziyaretinize. Niye geldiniz, ne istiyorsunuz? Siz istediniz diye geldik işte efendim. Siz istemek istediğiniz için biz de sizin gelmenizi istedik. Hayır efendim, siz istememizi istediğinizde istemeden de olsa biz de kalktık geldik. Hayır efendim, siz istemek istediğiniz için biz istemesek de istememizi kabul ettik. Ha, biz istemek istemesek de aslında... Baba, biz Havva'yı istemiyor muyuz? Aslında istemeyi istemiyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Biz istememek istiyoruz. Ha bak tamam, istiyorlarmış işte. Yani kızı değil, istememeyi istiyorlar. Biz kızımızı vermek istemiyoruz sadece. Baba. Baba, mama. Okey, tamam. Okey, müsaadenizle ben de o zaman konuya gireyim. Efendim, Yüce Tanrı Yaratılış kitabında insanlara verimli olmalarını, çoğalmalarını ve yeryüzüne dalmalarını buyurmuştur. Papaz efendi, papaz efendi. Mevzuya böyle girilmez. Dediğiniz ki gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Öyle mevzuyu seyredin. Hı, doğru diyor. Peki, efendim, gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Papaz efendi, o kadar çok gezmişler, birbirlerini görmüşler, beğenmişler, yemişler, içmişler ki bizim ruhumuz bile duymamış. Artık biz nasıl adamlarsak? Tamam işte, bizim de hiç haberimiz olmamış. Haberimiz olsaydı... Haberimiz olsaydı bu işe mani olabilirdik diyorsunuz yani. Hay, ağzınıza sağlık hünkâr beyciğim. Aynen öyle. Eğer haberimiz olsaydı belki de şu anda biz karşılıklı bu şekilde oturuyor olmayacaktık. Hiçbir şey için geç değil papaz efendi. İstediğiniz zaman aha kapı orada. Çıkıp gidebilirsiniz. Hay hay, çok güzel fikir. No. Baba mama. Hadi. Biz böyle mi konuştuk? Bakın ben sözümde durdum. Siz de duracaksınız. İsteyelim havayı. Yedim. Ama görüyorsun onlar istemiyor. Zaten sen isteyeceksin. Ya siz bu kızı istiyorsunuz mu, istemiyorsunuz mu? Bak benim sabrım tükenmeye başladı. Daha burama kadar geldi. İstiyoruz Hacı Baba. İstiyoruz. İstiyoruz Hacı Baba. Efendim, Yüce Tanrı'nın da buyurduğu gibi evlilik bir sakramenttir. Ben sakrament makrament anlamam papaz efendi. Bak, bir daha diyorum. Benim kızımı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle isteyecekseniz isteyin. Hadi Allah aşkına bitir şunu da gidelim bir an önce. Baba, you can do it. Come on. Hadi, hadi. Ya,
Hükür Bey'i Allah'ın izniyle peygamberin kabiliye kızınız Havva'yı oğlumuz Adem'e istiyor. Hünkâr Bey, vermeyeceğim mi? Baba. Vereceğim. Vereceğim de içime sinmeyen bazı şeyler var. Hacı Papa, bak bu zamana kadar ne istediysen her şeyi yaptım. Daha ne istiyorsun? Bir şartım daha var. Okey. Ama bu seferki biraz farklı. Biraz mistik, biraz mitolojik. Birazcık da eksentrik. Bak Adem, şartım şu. Hüküm Dağı'nın ardındaki Dumrul Çayı'ndan bu çiftliğe su getireceksin. Oğlum, istersen demir tepeleri yalnız dağda açsın, ondan sonra da kendini Mordov ateşine atsın. O kendi bileceği iş. Nasıl yaparsa yapsın, bu çiftliğe su getirsin, ondan sonrası onun tercihi. İster atlasın, ister yansın, ister sönsün. Beyefendi, biraz da makul olabilir misiniz? Poseidon mu benim oğlum, niye su getirsin size? Suyu ne yapacaksınız? Uzunca bir vakittir bu çiftlikte su sıkıntısı var. Suyumuz kalmadı. Şimdi bak Adem, sen o çaydan buraya kanallarla suyu taşırsan kızımı sana veririm. No! No! Olmaz! Benim oğlumu Ferhat gibi Dumrul tepelere gönderemezsin. Oğlun ne zaman ki o suyu buraya getiri, işte o zaman ne kadar delikanlı, ne kadar baba yiğit, ne kadar cengaver biri olduğunu anlarım. Kızımı ona gönül rahatlığıyla veririm. Beyefendi, rica edeceğim bu cengaver taleplerinizi belediyeye sorayım. Benim oğlumun suyla ne iş olabilir ya? Evet babam, evet. Koskoca belediye o imkanlarla suyu getirememiş. Adam nasıl getirsin babam? Ha? Ferhat! O da nasıl deliyse sen de o çaydan o suyu buraya kadar lala getirsin. Yes! Okey! Ferhat, eğer senin için dağları derdiyse Adem de Havva için cennetten vazgeçti. O su bu çiftliğe gelecek! Aman! Yanacak ortalık gene. İyi koy. Kırmızı abi. He. Bu kesin İrlandalı değil ha. Bizi yiyor. Nereden anladın bunu? Çilleri yok abi. Sen hiç çilleri olmayan İrlandalı gördün mü? Tek beyinsiz insan gördün mü oğlum? Hayır, sen? Ben gördüm, bir tane karşımda oturuyor. Aha. Gaza geldi. Vallahi gaza geldi. Ne oldu lan? Çakma Irish Ferhat. Ne oldu? Yoruldun mu oğlum? He. Hacı babama atıp tutuyordun. Ne oldu? Oğlum bu işte öyle daldan elma toplamaya benzemez. Kas gücü gerektirir. He. Erkek olmayı gerektirir. Bak. Vur lan vur. Ya deli ya. Hadi bakalım. Ya kırıldı bu. Ha, ne olacak şimdi? Ne yapacağım ben ya? Aslanım, o kazma kürekle olmaz ki zaten ya. Sana bir matkap lazım. Bak, darbeli matkap. Ha, you're right. Darbeli matkap. Bana matkap lazım. Boş. Ne akıl veriyorsun lan? Ya su gelsin abi ya. Kaç gün oldu, yıkanmadık. Sular gelsin de inşallah seni götürsün o isteği. Beceremiyorum.
Hadi bakalım. Lan sen okulda iş öğretimi dersinde almadın mı oğlum? Öyle tutulmaz o. Sıkı tut, sıkı. Tamam, bastıracağım artık bunu, böyle bastıracağım. Bastırıyor. Oğlum bu alet bende olacaktı var ya, onu ise dokunamadım, böyle her yeri patlatırdı mı? Döndür, döndürerek. Dibine, dibine! Gel. Oh, oh. Oğlum iki elinle bir tane aleti tutamadın lan. Ha yok ya. Ben yapamayacağım. Ben burayı kazıp buradan suyu çiftliğe götüremeyeceğim ya. Aslında bunun daha basit bir yöntemi var ama söylemeyeceğim. Niye? Ne o? Söyle Bülgen işte, söyle. Yok, söylemem. Niye söylemiyorsun ya? Söyleyemem. Söyle söyle ne olur, niye söylemiyorsun Bülgen işte? Ya çünkü Haşip babam bu görevi sana verdi. Senin kendin bulman lazım nasıl yapacağını. Ben söylersem hile olur. Ha iyi de Bülgen işte. Ben her şeyi denedim. Ha bak, matkap, kürek, kazma, her şeyi yaptım, olmuyor işte. Söyleyin bana ne olur ya, tell me. Tellemenle olacak iş değil zaten aslanım. Sana daha sert bir şey lazım. Yok ya, bu bunu yapamayacak ya. Biz gidelim, ben beceremiyorum. Ya büyük enişte, please. Niye söylemiyorsun? Söyle. Bak, ne olur biz üç bacanak birlikte bu suyu alıp çiftliğe götürsek, ha? He oldu, kendi yapamıyor ya. Yanına bizi alacak, sonra işi kendisi yapacak. Diyecek ki ben yap. Biz salak mıyız oğlum, yer miyiz biz? Ha siz niye böylesiniz ya? Ha? Ben sizin düşmanınız mıyım? Beni niye sevmiyorsunuz? Ya hakikaten Gürbüz abi, biz bunu niye sevmiyoruz ya? İkimizden biri değil oğlum. Okey. İçinize alın beni. Üçlü olalım. Ha? Bak fena bir fikir değil ha. Hem en iyi müzik grupları da üç kişiden olur. Çok iyi fikir Hulusi. Tam da kasetimiz çıkacak, iyi bir transfer olur. Bravo. Ya oğlum bırakın ya, sıcağın altında zaten kafama güneş geçti. Ben aradan çekileyim. Siz böyle iki bacanak ayrış ayrış takılın. Ben gidiyorum lan. Ya no no. Büyük enişte sensiz olur mu? Ya benim amacım sizi ayırmak mı? Vallahi sana helal olsun ha. Bak biz adama ayrış ayrış deyip duruyoruz. O bize ayrışmayalım diye elinden gelen her şeyi yaptı ya. Gürbüz abi. Gel bak söyle. Abi. Abi gözünü seveyim bir dinle. Ya bir dinle, inat etme ya. Söyle şu yöntem neyse, şu garibana da bir hayrımız dokunsun. Söyle ne olur büyük enişte. Peki tamam söyleyeyim. Burayı kazmanın en kolay yolu patlatmak. Nasıl? Dinamiti buraya bir koyacaksın. Paf diye bir patlayacak. Buradan çiftliğe kadar kanal açılır. Dynamite. It's a good idea. Evet. Bana dinamit lazım ya, bana dinamit lazım. Bir dakika ya, Gürbüz abi. Burası sit alanı değil miydi? Sit alanı oğlum, burayı devre su işleri bile dokunamaz. Yasak. E bunun başı belaya girer ya. Hadi inşallah. Allah Allah, ne dansın ya. Kız anam, bunu nasıl karıştırdınız siz böyle? Vallahi yani deriye postaki saydırıyorsunuz. Heh. Kahveler nerede kaldı Allah aşkına ya? Yemen'den mi girip duru? Anam Allah, sanki ablamı bilmiyorsun. Şimdi o lokumları var ya, danter yatağında getirir. Ben olsam şimdiye kadar 40 geri getirdiydim. De neymiş? Kızlar halalarına benzerlermiş. Senin kızların hiçbiri bana benzemedi. Allah'ım bir şükür. He? Kızlar, kahveler geldi. Şuna bak. Hala. Kahvemi kes. Sunumumu kes. Kızım ne yaptın adam? Ama. Kız anam bu ne böyle? Afil tafil yapmış. Ben de hep böyle. Al annem, afiyet olsun. Gözün sunum görsün kız. Anam abla. Vallahi gözüm kanadı. Kız senin bu pembiş gelinliğinin kaçıncı level'ı? Allah Allah. Bırak. Beğenmiyorsan içme. Bırak. Saçmalama be ama sen. Kuzum. Gel annem buraya. Gel kızım gel. Gel otur sen de orada. Ayakta tikilip durma. Kız. Ne o? Senin çakma Ferhat'tan haber yok mu? Yok. Aramadı hala. Kızım sen de acık öyle hemen yelkenleri suya indirmeyeceksin. Sabırlı olacaksın biraz. Öyle kolay değil. Yani dağları tepeleri aşıp çiftliğe su getirmek. Ya değil mi? Bak mantıklı düşünce kulağa ne kadar imkansız geliyor. Niye imkansız oluyormuş ana? Ferhat'ın imkanı olmadığı zaman da getirmiş de. Benim damadım mı getiremeyecek? Getirecek suyu tabii. Ay anne siz de bu Edim'e Ferhat diye. Bak bu kızı da boşuna ümitlendirmeyin.
Ya devletin imkanları yetmedi o suyu o dağdan getirmeye. Edim mi getirecekmiş? Evet kızım ya. Bence siz babamı ikna etmek için başka sebep bulun. O iş imkansız. Edim için imkansız diye bir şey yok canım. Evet canım. Onu tanıdıkça hepiniz çok iyi anlayacaksınız. Gavur inadı var benim damadımın. O suyu buraya getirecek, herkes de görecek. Ölme şeyim ölme. Artık 40 yıl sonra getirir saçı sakalı beyazlamış al kız. Hadi bakalım. İddiasına var mısınız? Ben bizim damada güveniyorum. Ha? İddiaya giriyorsunuz benimle. Ben varım. Ben de neyine? Neyine? Bileziklerine. Ben yenilirsem bilezikleri çıkaracağım, sizlere vereceğim. Ama yenersem sizden de birer tane bilezik alacağım. Lütfen. Olur, anlaştık. Tamam, söz mü? Söz, tamam. Söz. Şahitsiniz. Şahitler tamam, şahitsiniz siz de. Tamamdır, tamam. Hadi bakalım. Tamam, tamam Bükrim, şahidiz, şahidiz. De, evin barkın, elindeki her şeyin gitti anam. Kolumda kalan son bu iki bileziğinden de olma derim. Yenge hanım, sen damadına güvenmeyip durun. Niye güvenmeyeceğim be? Ben senin için diyorum. Ben Edim'e güveniyorum. Gerekirse dağı patlatır, yine de o suyu buraya getirir. Hey, al, 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 al. Oh, oğlum işte bu lan, işte bu. Evet abicim ya. Ah. Ya. Lan. Ya ne yapıyorsun güzel? Oğlum çok güzel oldu. Vallahi ya. Şşt, çık ulan. Çık. Çekil. Çekil low. Allah'ım sana çok şükür Nihayet su bulduk ya. Dur abi senin sırtını ben sabunlayayım. Sonra lütfen. Sen benim sırtımı sabunladın. Lütfen canım. Koş, koş. Oğlum patlayacağım lan. Patlayacağım. No, no. Çık. Bir şey diyeceğim lan. Bu İrlandalı nerede? Vallahi bilmiyorum ki. Hiç görünmüyor da. Çık, çık. Çık. Ya duydum mu bir yere? No. Oğlum, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaç, kaç. Sön. Sönmüyor, sönmüyor. O ne lan? Nesli? Kurban mı attın? Ya ben korkarım kurbanın falan. Yıkanan bir çıkan olur. Allah! Ne oldu lan? Allah! 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 Taşlarım. Abi, abi, abi dur. Dur. Ya sizi görmedim abi. Sorry, are you okay? Ne diyorsun? İyi misiniz? Anlamıyorum, duymuyorum. Ah, sorry. Bu iş böyle olmayacak. Ya kendime zarar vereceğim, ya eniştelere. Benim başka bir yol bulmam lazım. Buldum. Ya buldum. Hac Baba bana ne yap et bu çiftliğe suyu getir demedi mi? Ha? Dedi. Öyle dedi. Ben de ne yapıp edip o çiftliğe suyu getireceğim. Buldum. Uğradım. Evet. Okey. Hadi bakalım. Hadi git. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bu Adem kulunu utandırma ya Rabbi. Lütfen. Adam. Abiler hazır mıyız? Başlıyor muyuz? Hazırız, hazırız. Hemen başlıyoruz. Hadi başlayalım. Adam. Hes.
Hadi bakalım ya. Allah'ım, Allah'ım, please, please, yalvarırım. Sen konuyu biliyorsun, lütfen. Oğlum, sen bu evin damadı mı? Amelesimin belli değil. Hacı Papa'nın gözüne gireyim de, nesi olursam olayım, önemi yok. Hünkar da az çakal değil ha. Böyle böyle bütün işleri seni yaptırıyor. Adem'in işi ne yapıyorsun sen böyle? No. Bak, Adam değil, Adem, okey? Adem'in işi ne yapıyorsun sen böyle? Su bulmaya çalışıyorum. Dedem bahçeyi kazdığını görürse sana çok güzel haberin olsun. İşin ucunda su bulmak varsa azar yemeği göze alacağım. Kardeşim sen yine de fazla heveslenme. Allah, daha yeni başladık. Niye benim hevesimi kırıyorsun? Kızlar, hadi bakayım siz biraz şöyle uzakta izleyin. Tehlikeli bak, çok büyük. Ne oluyor be? Allah, bu ne? Ne oluyor, ne bu? Aa, ne yapıyordu be? Bana bak, bu dağları delemeyince geldi bizim bahçeyi deliyor herhalde. Ah, bir makinasız. Burası. Heh. Bana bak, heh. Bende kal, tamam. Bana bak. Tamam. Derin mi bak? Ne olup durur? Ne bu gürültü? Saçı. Ah anacığım, benim damadıma maşallah. Ben canlı başlı nasıl çalışıyor anam benim? Çalışacak tabii. Yeni modeller bunlar. Doğru dedin abi. Benim modele baksana. Burada dökülüp duruyor orada. Adam öyle mi? Maşallah son model aslanım. Sen şu elin gavurunu diyorsun değil mi? He. Yok, ben artezyen makinesi diyorum. Kız anne. Siz havaya damat diye iş makinesi almışsınız. Ha, keşke sizinkileri de öyle alaydık da bir işe yarayıverirlerdi belki. Abla, yürü şu çocukları alalım bari. Tamam, yürü. Biz de gidelim. Yürü. Ben ona ne diyorum, o ne yapıyor? Kızım, deyin şu adama. Deyin ki bahçeyi boşu boşuna delik deşik etmesin. Suyu bulsa bile kabul etmiyorum. Haber, ama sen de gari bu çocuk ağzıyla kuş tutsa kabul etmiyorsun. Bu çocuk isterse dağları yarsın getirsin o suyu, isterse yerleri delsin, benim kabulüm. Sen de artık inat etme anam, etme. Son sözü toprak diyecek. Ben de onun ne diyeceğini çok iyi biliyorum. Hiç boşu boşuna umut etmeyin. Gelin benimle. Yok, geç ben biliyorum. Ay bu vallahi düşecek. Gelsin ya. Ne yapıyorsun toz toprak her yer? Çamur oldu zaten her yer. Ya enişteler, artezyen nasıl fikir? Vallahi bravo. Allah. Bravo, bu yaşta bu zeka bravo. Ya Hulusi, bizim hiç aklımıza gelmedi buraya artezyen kuyusu açtırmak. Bu kadar yıl hiç aklımıza geldi. Hulusi, lan! Seni ne konuştuk, bende kal. Ne konuştuk, yasak değil mi sana ha? Hayır. İş makinesi izlemek yasak değil mi? Hayatım, hayatım ama şu endamı. Şu güzelliğe, zerafete bir bakar mısınız? Sanki dönmüyor, toprakta dans ediyor mübarek. Ay iyice delirdin sen ha. Bana bak ayrışmen. Biz daha önce çok denedik. En az 10 defa denedik buraya artezyen su çıkarmaya. Çıkmıyor. Ya çıkarsa? Ama bu da Nasrettin Hoca'ya bağladı iyice. Çıkmıyor dedik ya. Bak bu da iyice babasına benzedi. Balca! Fetek! Başınıza güneş geçti kız. Hulusi, delirtme beni, yürü. Tamam. Bana bak kedim, gözünü seveyim, sen de çok uğraşma. Bak, bütün camlar toz toprak oldu. Kim siliyor onları? Biz. Yürü lan Hulusi, biz bu filmin sonunu kaç kere izledik. Biliyoruz ne olacağını. Yürü. Evet, bu biraz daha seyretsin. Aa! Aşkım, ne yapıyorsun? Sevgilim, su buluyorum. Dağı delip gidin yani. Aşkım, Ferhat onu... Çok seneler önce yapmış. Ben bizim için yeni bir hikaye olsun istedim. Nasıl? Aşkım hayranım zekana ama burayı daha önce... Evet evet biliyorum. Daha önce denemişsiniz olmamış. Ama çıkacak. Eğer çıkmazsa gerekiyorsa yerin 7 kat altına ineceğim ama o suyu bulacağım. Bulacaksın. İnanıyorum. Şıpır yaptınız her yere. Hadi git elini yüzünü yıka. Baba ben buna dedim buradan su falan çıkmaz diye. İlla bütün boraları döşeten kadar bekleyeceğim diyor.
Ah anacığım, niye hevesini kırıyorsunuz çocuğun? Ne güzel çalışıyor, bırakacaksın işte. Hayır anne, yani şov yapmasın manasında söylüyorum ben. Yoksa ben buradan su çıkacağını bilsem, anında bu ellerimle kendim kaza çıkartırım suyu baba. Hala, bilezikleri diyorum. Versen mi acaba ha? Adam'ın o kurak yerden su falan çıkaracağı yok. Yok anacığım, dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Hadi. Dereyi geçtim, sen oradan su damlası bile göremezsin hala. Hadi hadi. Söz ver de. Sonradan zor olur. Hadi ver. Kız, söz ver de. Aman. Alın be. Al. Oh. Allah bereket versin. Hadi abi, hadi bir şey yapın. İttirin, bastırın, bir şey yapın ya. Allah'ım. Allah'ım. Please. Şu Adem'i gör. Lütfen. Bak. Çiftliği susuz, beni Havva'sız bırakma please, yalvarırım. Ay aşkım benim, sen de dua mı ediyorsun, arabesk şarkı sözü mü yazıyorsun belli değil vallahi. Bir boru daha taktık. So yani? Yani çıktı çıktı. Çıkmadı, geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Yani iş makinesi izlerken bu kadar heyecanlanacağımı hiç düşünmezdim. Ben Hulusi eniştemi şimdi daha iyi anlıyorum. Hacı babamı hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Aşkım, son zamanlarda başına gelenlerden sonra bence babam buna da katlanabilir. İyi de ben sensizliğe katlanamam abla. Deme öyle. Bak, biz önünde sonunda babamı ikna etmenin bir yolunu bulacağız. Hacı baba çiftliğe su istedi. Ama bu işin sonunda soğuk suyu içen ben olacağım galiba. Aa, aşkım. Ne oldu sana? Kendine gel. Bak, ben o suyu çıkaracağına inanıyorum. Sen de inanacaksın. İnanmaya devam et. Ama Havva, elimden gelen her şeyi yaptım. Her şeyi. Hacı Papa'nın söylediği yerden, dağdan suyu buraya getirmenin imkanı yok. Tek çarem bu. Bu da olmazsa ben başka ne yapabilirim bilmiyorum. Olmuyor mu? Havva. Ben başaramadım galiba. Özür dilerim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ne olur beni affet. Merhaba. Ha? Özür dilerim. Sanki. Okey.
Baba! Baba! Aç baba! Gördün mü? Söz verdim, yaptım. Bak çiftliğe suyu getirdim. Ben sana git dağdan su getir dedim. Bahçeden su çıkar demedim. Kabul etmiyorum. Baba! Haç baba aynı şey. Ne fark eder? Çiftlikte su istiyorum dedin. Al işte su. Ben sözümü tuttum. Sen sözünü tutuyor musun? Hava hayvana veriyor musun? Baba! Baba! Haç baba bir şey söyle. Hava hayvana verdin mi? Verdim lan. Verdim. Aşkım, başardık. Aferin lan. Adem. Aferin. Ya kim bilir Havva'm ne kadar güzel olacak şimdi. Yani şart mıydı benim bu rezilliği görmem? Siz gelip alaydınız. Aşk olsun Eva Hanım. Olur mu hiç öyle bir şey? Adettendir. Gelinlik alışverişine kayınvalide gelmezse uğursuzluk olur anam. Yani bundan daha büyük bir uğursuzluk nasıl olabilir acaba? Anne lütfen bak ben sözümde durdum. Sen de sözünde duracaksın. Oh my God. Ay anneciğim çok güzel olmuşsun. Çok güzel olmuş değil mi? Wonderful. Yani iyi fena değil, iyi olmuş. Good. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim aşkım? Ne diyeyim? Olmamış mı? Çok mu taşlı? Çok. Çok. Çok, 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 çok güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş. Oh, çok sevindim. Çünkü ben de çok beğendim. Tam hayal ettiğim gibi. Çok, çok güzel olmuşsun benim kızım. Prensesler gibi olmuşsun. Allah seni kem gözlerden saklasın anam. Damat, sen ne istiyorsun bakalım? Smokin mi, bir takım mı? Hani hiç fark etmez ya. Havva ne isterse o olsun. Ay, o zaman sen bu sıcakta smokin giyme. Sana da şöyle açık renk bir takım elbise alalım. Okay. Selamun aleyküm. Anam. Hello. Siz nereden çıktınız be? Aa, vallahi eksik görmeye geliyorsunuz. Gelinin ablalarıyla eniştelerini görmüyorsunuz ama. Kızım. Sizin ihtiyacınız mı var? Anacığım İrlanda'dan damat ithal ediyorsun. Kendi damatlarını eşlikten gördürmeyeceksin. Acaba siz bize yolmaya mı çalışıyorsunuz? Evet. Lan Hulusi biz ne konuştuk? Ben konuş demeden konuşmayacaktım. Bunu konuşmadık mı? Hava da buradaymış ya. Ben onu cansız manken zannettim. Merhaba. Hadi işimize bakalım biz. İzin verirsiniz gelinlik seçmeye çalışıyoruz biz. Seçin siz ya seçin seçin. Biz işimizi halledip gideceğiz değil mi? Evet liste burada. Damatlara okuyorum ben listeyi okuyorum. Damatlara birer tane son model 3 kameralı telefon. Damatların her birinin odasına 85 inç 8K Ultra HD televizyon. Yine damatlara... Yani benim oğlum damat oluyor diye ben neden başkasının damatlarına hediye alıyorum hiç anlamadım. Aa, sadece damatlara değil bize de alacaksın Eva Hanım. Ver bakayım şu listeyi. Şenin damatları atla. Gelinin ablalarının her birine 5 taş... Yok bir dakika. Sadece büyük ablaya 5 taş pırlanta yüzük. Niye sadece büyük ablasına ya? Bu kızı ben büyüttüm be. Tamam 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 okey. Sana da alacağım. Sana da alacağım. Hayır Adam. Bunlar bizi soymaya çalışıyorlar. No soygun soygun diye bir şey yok efendim. Bizde adettendir. Gelinin yakınlarına istedikleri hediyeler alınır. Allah Allah. Ben niye evlendiğimde hediye falan almadım ya? Çünkü sen kendi bir hediyesin Hulusi. Ailemizi bir hediye olarak geldiğin için sana hediye almaya gerek duymadım. Hulusi enişten çok haklı.
Durduk yere adet çıkarmayın. Gidin çocuğum. Öyle mi? Adet mi çıkarıyoruz biz abla? Süt hakkı denilen bir şey var be kız. Sen mi emzirdin beni? Bir emziremedim. Onu da yüzüme mi vuruyorsun şimdi? Nankör. Yazıklar olsun. Sen Havva'nın kusuruna bakma. Adet falan bilmiyor. Ablam sen bize kartını ver. Biz seni yormadan hallederim. Ama benim kartımın limiti yetmez ki. Anne kartını sen versene. Ya Adam yam yam bunlar. Benim kartımın limitini anında bitirirler. Anne hatırlatıyorum, söz verdin. Ama bak sadece bir hediye alınacak, okey? Ah ah, ayol beş taşını iki tane alayım. O kadar müsrif değil, sen merak etme. Hadi bakalım. Hadi bakalım, o zaman. Tatlı bir şey. Güzelmiş kız, ablam. Tayfun çay gönder. Nasıl görünüyorum, iyi miyim? İyisin, iyisin. Çok iyi, çok güzel. Mama, saçıma da bakar mısın? Bu arkası falan kalkmış mı? Çok düzgün. Çok, gerçekten çok düzgün. Hatta diyebilirim ki buradaki en düzgün şey sensin. Aa, biliyorum, alışmak çok zor ama yeter artık. Alışmak zorundayız. Lütfen daha fazla zorlaştırma hayatı. Of. Bahçeli enişte. Pek güzel olmuşsunuz. Prensesler gibi. Peki senin prensesin nerede? Hem bek uzak hem bek yakın. Bence onlar çok uzakta karma. Hımara geceleri yatağında ağramasın. Tamam tamam. Siz merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ha, Bahri. Damat. Hoş geldin bro. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş geldin Bahri. İyi. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin Bahri. Hoş bulduk. Bahri, benim şahitlerimden biri. Diğerini sen getirecektin anne. Bir terslik yok değil mi? Yok çocuğum, merak etme. Her şey ayarlandı. Okey. Çünkü biz Havva ile anlaştık. İkişer tane şahidimiz olacak. Çok iyi, çok iyi. Fazla şahit göz çıkarmazsın. Efendim ben müsaadenizle kapıya gideyim. Nikah memurunu karşılayayım. Şey, git git kal. Görüşürüz. Hey papa, niye çıkmadılar? Acaba aç papa vaz mı geçti? Ha? Ya nerede bizde o şans? Oğlum niye vazgeçsin? Her vazgeçecek olsa bu kadar hazırlığa izin vermez, bunu yapmazdı ki. Sen Hacı babamı tanımıyorsun. Konu Havva aldığı zaman her an her şeyden vazgeçebilir. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Sizi şöyle alalım. Bak, nikah memuru da geldi baba. Ne olacak ya şimdi? Niye çıkmadılar hala? Kesin bir terslik var. Don't panic Adam. Şimdi Türklerin kendine göre bazı adetleri vardır. Böyle vedalaşmalar, ağlaşmalar vesaire vesaire sürer gider. Onun için kızın neden çıkması geç olur. Sen biraz rahat ol evladım. Şimdi içerisinde böyle kaynıyor, hareket hareket. Ha, cool. Sakin ol. Anlamıyorum. Sakin ol bak. Bir nefes al. Ver. Al. Tut. Ver. İşte bu var şimdi. Baba, duyuyor musun dışarıdan gelen müziği? Ha? Bu ne ya düğün alanında böyle gıy 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 gıy. Vallahi içim bayıldı.
Nerede bizim davulumuz, zurnamız, halayımız ya? Ya ne davulu ne zurnası ya? İrlanda düğünü bu. İrlanda usullerine göre gıy 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 çalıyorlar işte İrla. Baba kusura bakma. Öyle ağzından çıkıverdi. Şaka yapayım dedim ama komik olmadı galiba. Vallahi Gürbüz abim haklı. İrlandalı damadın da İrlandalı düğünü olur. Ama güzel İrlanda düğünü değil mi? Farklı bir eğlence anlayışları var. Ben sevdim. Öyle mi canım? Sana da bir yapalım İrlanda düğünü istersen. Hı? Ne var bunda canım? Biz yürük düğünümüzü yaptık. Onlar da tabii kendi düğünlerini yapabilecekler anam. Allah Allah. Annem de kültür ateşesi kesildi başımıza. Yeter! Konuşup durmayın. Zaten başım çatlayacak gibi ağrıyor. Ne? Şey için çok teşekkür ederim babam. Bana teşekkür etme. Sen kendin uğraştın, didindin. Sonunda giyivedin gelinliği. Sanki hep bu anı hayal etmişim gibi. Bana yalan deme. Sen evliliğin E'sini bilmezdin. Ne ara hayalini kurdun ki? Ben de bilmiyorum babam. Ama inan gelinliğimi giydiğim ilk andan itibaren... Hep bu an için yaşamışım gibi hissettim. İyi halt ettin. Ben de Havva Hanım gibi, hatun gibi evlilik meraklısı değildir diyordum. Hepiniz aynıymışsınız. Aa, biz de en azından İrlandalı bulmadık baba. Çocuk mevzusunu da açmıyorum bile baba. De gidinin de bir günde birbirinize destek çıkın da şu dişimi kırmayayım ben. Tamam ana, tamam. Düğün evi burası. Bırakın artık. Hadi bakalım Hünkar Bey. Kızının kuşağını bağlayıver. Ne yapacağım ben onu? Hanımla hatuna bağlayıverdin ya. Onun gibi bağlayacaksın ana. Ben onu Havva'ya bağlayamayacağım. Baba. Hiç boşuna ağlama. Ben böyle hayal etmemiştim ki. Yapma Hünkar Bey. Böyle bir günde kızını boynu büküp bırakma. Tamam anne. Babam kuşaksız çıkmama razıysa... ben de razıyım. Hünkar Bey, kızımızı böyle gönderme. Bağlayıver kuşağını. Girdim, kalbim çarpıyor deli.
senin, kainat sensin. İçimizden biri bu yolun sonunda cenneti bulamaz da hesap sorar yıllara. Aşk kader bize gösterdi, Adem ile Havva'dan biri. Yıldızlarda saklı gerçeği Yok. Hacı Baba kesin vazgeçti. Oğlum niye vazgeçsin? Hayır, bu saatte vazgeçilecek olsa önce biz vazgeçerdik, rahat ol. Yok baba, yok. Ya Hacı Baba vazgeçti ya da benden yine imkansız bir şey isteyecek. Edim, yeter ama. Daha ne olabilir? En imkansızları yaptın sen. Daha ne isteyebilir? Daha ne yapabilirsin? Lütfen biraz kendine güven oğlum benim. Yok. Yok, ben dayanamayacağım. Gideceğim havayı kendim alacağım. Rüya gibisin. Sen de hayallerimdeki gibisin. Ben nasılım Adem? Ben de rüyalarındaki gibi miyim? Rüyamdakinden daha güzelsin Hacı Baba. Artık havayı alabilir miyim? Bir dakika. Bir çift lafım var. Sana hiç güvenmedim İrlandalı. Bundan sonra da hiç güvenmeyeceğim. O sebeple kızımı sana değil, Allah'a emanet ediyorum. Bana güveneceksin Hacı Baba. Bak gör, seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bundan böyle gözüm hep üstünde olacak. Bir yanlışını görürsem, tökezlediğini fark edersem Havva'yı çeker alırım elinden. Bir daha ömrü hayatında göremez. Hacı Baba, benden beklediğin o yanlışı hiçbir zaman yapmayacağım. Havva'yı hiçbir zaman üzmeyeceğim. O elini hiçbir zaman bırakmayacağım. Al bana. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Şahitleri alabilir miyiz? Biz buradayız. Gelin hanımın şahitleri sizler misiniz? Evet. Aşkım tamam. Teşekkürler. Sizin şahitleriniz nerede? Buradayım ben de. Pardon, bir şahidimiz daha var. Getiriyorum. Thank you.
Psikopos Bishop. Ama... Ne oldu? Şaşırdın mı adam? Yok. Yani sizin geleceğinizi bilmiyordum. Aslında Roma'ya dönecektim ama annem baban çok ısrar edince kaldım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Havva. Yoksa Eva mı demeliyim? Nasıl? Bu kadar çabuk Hristiyan olmanı beklemiyordum. Ama aşk her güce sahip. Doğru yolu bulma gücüne de. Ben dediklerinizden hiçbir şey anlamadım ama... Hristiyan olmadın mı sen Havva? Hayır. Ha, nikah kıyalım mı artık? Ha? Hemen devam edelim. Bir dakika Adam. Neler olduğunu anlatmayacak mısın? Sonra anlatırım. Tamam mı? Sonra anlatacağım. Yine bir yalan söyledin Adam. Başpiskopos Bishop. Bakın şu anda nikahtan başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Please hadi lütfen yapalım şunu. Adam. Yoksa Hristiyan olduğun da mı yalandı? Ne? Ne dedin sen? Niye öyle dedin? Ne dedin? Adam. Hemen bana neler olduğunu anlatır mısın? Ben anlatayım. Adam bana geldi, hala Hristiyan olduğunu söyledi. Sırf evlenmek için Müslüman olduğu yalanını söyledi, onu anlattı. Hatta nikahtan sonra senin de Hristiyan olacağını söyledi. Ne? Cevap vermeyecek misin Adam? Adam bana yalan mı söyledi? Ha. Sadece sana yalan söylemedim. Hristiyan değil misin yani? O zaman başpiskopos neden böyle şeyler söylüyor? Havva, aşkım söz. Sana her şeyi anlatacağım. Ama şimdi değil, şimdi değil. Sadece şu nikahı kıyalım, bitsin lütfen please hadi. Hadi. Adam! Ya bana her şeyi şu an anlatırsın... ...ya da sonsuza dek yüzümü bile göremezsin. Madem ki oğlum anlatamıyor, o zaman ben yardımcı olacağım. Ne bu? Ben yalan söyledim. Havva'yla evlenebilmek için herkese yalan söyledim. Biliyordum ben bunu. Aslında hiçbir zaman Müslüman olmadım. Sen hala Hristiyansın o zaman. Evet. Beni vaftiz ettiğiniz gündeki gibi dini bütün bir Hristiyanım ben. Şimdi de bana yalan söylemiyorsun değil mi? Yalan her dinde en büyük günahlardan biridir. Biliyorum başkanım. Size yalan söylemiyorum. Müslüman olduğum bir yalandı. Ben hala Hristiyanım. Lütfen. Ne olur beni affedin. Bir yalanın bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmemiştim. Lütfen. Lütfen ailemi benim yüzümden suçlamayın. Ama halen Müslüman bir kızla evlisin. Resmi nikah yok. Resmi nikah olduktan sonra... ...Havva da Hristiyan olacak.
Berk! Hava dur! Dur! Ne yaptın lan kızım ha? Hacı baba ben... Sus sen! Ulan seni var ya elim... Neyse sen buna bile değmezsin. Hacı baba... Çek git! Açıklayabilirim bak, açıklayabilirim. Bir şey açıklama bana. Yıkıl karşımdan. Rahat bırakın oğlumu. Zorla güzellik olmazmış. Gördünüz mü? Benim oğlum Christian da Christian kalacak. Al şu Christian'ı olur da çek git benim evimden. Çekil. Sağ tekrar. Adam. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Gel oğlum gel. Tamam. Şu anda sırası değil. Tamam. No, hava gelsin. Gel. Hava. Ulan çekil. Sağ tekrar. Hadi gidelim. Gidelim buradan. Gel. Hayır. Hayır gitmeyeceğim. Hayır gitmeyeceğim. Bu iş burada bitmez. No. No hava. Sadece sana yalan söylemedim aşkım. Please. Hava! Sadece sana yalan söylemedim. Sus, sus, sus. Please, sus, sus. Please, lütfen. Hayır, hayır. Hava! No, no, no. Baba lütfen, please. Abla bekle beni aşkım, evet, geleceğim. Abla, yüzüme vurdu sanki. Bu hayat senin, kalbim senin, ben seninim. Kader bize gösterdi, Adem ile Havva'dan biri, yıldızlarda saklı gerçeği. Neredesin Adem?